Merhaba, herkese iyi haftalar. Her pazartesi olduğu gibi Bilgi Üniversitesi RGV stüdyolarındayız ve piyasalara şöyle küçücük bir bakış atacağız. Haftanın gündemi ticaret savaşları. Geçen hafta Trump yine yapacağını yaptı ve bütün global piyasaları sallayacak önemli kararlar açıkladı. Çin'e karşı bir önlem bekliyorduk ama Türkiye özelinde diyelim istisna için bir başvuru yapılmıştı ama bu başvuru kabul edilmedi. Başka ülkelere verildi istisna. Alınan karara göre ABD demir çelik ürünlerine %25, alüminyuma da %10 vergi uygulayacak. 60 milyar dolara kadar Çin'e karşı. Ve dediğim gibi işte Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Güney Kore istisna aldı bu karardan ama Türkiye istisnalar dahilinde değil. Dolayısıyla hani global zaten ticaret hacmine vereceği zararın yanı sıra bize bir de Amerika ile ticaret hacmimiz dolayısıyla 2-2,5 milyar dolarlık bir demir çelik ticaretimiz var. Çok fazla ciddi bir ticaret açığımız yoktu Amerika ile ama yine de hani böyle bir karar alındı. İstisna almadı Türkiye. Bir parça zararı dokunacak maalesef. Önümüzdeki dönemde Çin'in de cevap vermesi bekleniyor. Bunun da yine negatif yansımaları olabilir. Bu karar sonrasında kurda önemli bir kayıp yaşadık. 3.97'ye kadar çıktı. Sabahleyin de 3.96-97 seviyelerindeydi. Muhtemelen bu dalgalanmanın devamını göreceğiz. Çin'den de yanıtlar geldikçe. Şöyle bir veri gündemine bakacak olursak, ABD büyümesi haftanın en önemli verisi olacak. ABD'de büyüme 2.7 bekleniyor. Birkaç tahmin arka arkaya açıklanıyor biliyorsunuz ABD'de büyüme. En son 2.5 olarak açıklanmıştı son çeyrek. Şimdi 2.7'ye revize edilmesi bekleniyor. Bu şekilde bir revizyon gelirse yine ABD ekonomisinin gücünü göstereceği için dolar endeksinde ve de ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir seyir görebiliriz. Bizim kur üzerine ekstra bir negatif yansıması olabilir bütün gelişmekte olan ülkelerle birlikte. Şöyle bir haftanın görünümüne bakacak olursak, bugün çok ciddi bir veri akışı yok. Amerika'dan gelecek veriler saat 3.30'da ve 5.30'da Chicago Fed imalat aktivitesi ve de Dallas Fed bölgesel endeksleri göreceğiz. Birinde Chicago Fed'de iyileşme, Dallas Fed'de kötüleşme bekleniyor. Dolayısıyla net bir resim çıkmayacak buradan. Yarın bizde Türkiye'de ekonomik güven endeksi açıklanacak. Ekonomik güven endeksi, reel kesim güven endeksi, tüketici güven endeksi, ticaret güven endeksi gibi endekslerin bir bileşimi. Önemli bir gösterge. Beklenti bulunmuyor bununla ilgili ama en son veri Şubat ayına dair 103 seviyesindeydi. 100'ün üzerinde kalması tabii ki de olumlu bir gelişme olarak değerlendirilecek. Artması da aynı şekilde. Bir önceki aya göre biz zayıflama yaşamıştık bu tarafta. Avrupa'da yine ekonomik güven endeksi gelecek saat 12'de bizim saatimizle yarın. Burada bir parça zayıflama bekleniyor. Alt endekslerden hem sanayide hem hizmetler tarafındaki düşüşe paralel olarak. Çok euro dolar üzerinde çok kuvvetli bir etkisi olmasını beklememek lazım ama makro görünüm açısından tabii ki de önemli veriler bunlar. Son olarak Richmond Fed imalat endeksi gelecek. Yine ABD'de bölgesel verilerden bir tanesi. Orada da bir parça zayıflama öngörülüyor. Bunlar dediğim gibi tek başına çok piyasa etkisi yok ama hepsi birden aynı yöne işaret ederse hani bölgesel endeksler ABD ekonomisinde bir parça hani hız kesme anlamına gelebilir şimdilik ama öyle bir görünüm yok. Çarşamba günü dediğim gibi ABD büyümesinden bahsetmiştim zaten. Büyümeyle birlikte bir de özel tüketim harcamalarına dikkat ediyoruz ABD büyümesi yayınlandığı zaman. Orada 3.8'lik bir artış bekleniyor. Bunun aşağı veya yukarı seviyede gerçekleşmesi de yine piyasalar açısından önem arz ediyor. Piyasa hareketliliğine neden olabilir. Yine çarşamba günü pending home sales dediğimiz bekleyen konut satışları. ABD'de bekleyen konut satışlarını görüyor olacağız. Burada bir parça kuvvetlenme beklentisi var. -4.7'den %2'ye yükselmesi bekleniyor verinin. Dolayısıyla bu da yine ABD'de kuvvetli veriler tarhanesine yazacağımız göstergelerden bir tanesi olacak. Perşembe günü veri akışı oldukça yoğun. Japonya ile başlayacağız. Japonya'da perakende satışlar verisi gelecek ve bir artış bekleniyor perakende satışlarda. Bizim saatimizle saat 2.50'de yayınlanacak veri. Sabaha karşı sabahleyin uyandığında Japonya verileriyle uyanacak ekonomistler. Ve de artış beklentisi gerçekleşirse biraz yende belki bir kuvvetlenme görebiliriz. Ama perşembenin bizim açımızdan önemli verisi gayri safi yurt içi hasıla olacak. Bizim gayri safi yurt içi hasılamız saat 10'da yayınlanacak. Son çeyrek gayri safi yurt içi hasıla.
Ve de piyasa beklentisi 7.3 seviyesinde. Hatırlarsanız 11.1 olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyrek verisi oldukça kuvvetliydi. Sürpriz bir şekilde kuvvetli gelmişti. 7.3. Benim beklentim 7.7. Birazcık daha yüksek piyasa beklentisinden. Bakacağız nasıl gerçekleştiğini, ama bildiğimiz bir şey var ki bir parça yavaşlama başlamış olacak ekonomik aktivitede. Yine de kuvvetli olmasına rağmen %7 üzeri bir oran, çok kuvvetli bir oran. Onun dışında hemen bizim ardımızdan saat 10'da bizimkisi yayınlanacak, 12'de İngiltere büyümesi gelecek. 1.4'te sabit kalması bekleniyor ama burada da hani beklenenin altında bir veri sterlinde biraz zayıflamaya neden olabilir. O yüzden yine yakından takip edilecek. ABD'de kişisel gelirler, kişisel harcamalar verileri gelecek. Burada Şubat ayında Ocak ayına nazaran bir değişiklik beklemiyor. Kişisel gelirler 0.4, kişisel harcamalar 0.2 artacak gibi görünüyor beklentilere göre. Ama ondan da önemli, yine saat 3.30'da bu veri 3.30'da gelecek. Yine 3.30'da gelecek olan bir diğer veri çekirdek PCE verisi. Çok çok önemli. Yani haftanın verisi ABD büyümesi olacak dedik ama aslında bu da aynı ağırlıkta. Çünkü Fed'in en çok önem atfettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE. Burada %2'ye evrilme olup olmadığına bakıyor enflasyonda ve şu anda %1,5 seviyesinde bu enflasyon göstergesi. Beklentiye göre 1.6'ya yükselmesi bekleniyor ve hafif bir enflasyonda artış anlamına gelmesine rağmen bu şekilde bir gerçekleşme hem dolar endeksinde dediğim gibi daha önce büyümede de hem de tahvil faizlerinde biraz artış getirecektir. Gelişmekte olan ülke kurlarına ve faizlerine negatif yansıması olacaktır. Keza bizim de aynı şekilde. Günün geri kalanında saat 4.45'te ve 5'te Chicago PMI ve Michigan Üniversitesi eğilim anketleri gelecek. Burada da çok çok önemli bir resim yok. Yani piyasa etkisi barındıracak. Özellikle çekirdek PCE'den sonra çok önemli değil ama Chicago PMI'de birazcık artış bekleniyor. 61.9'dan 62'ye doğru. O yüzden piyasa yakından takip edecektir. Cuma günü yine sabahın köründe diyebileceğimiz saat 2.30'da Türkiye saatiyle işsizlik verisi gelecek. %2.4 bekleniyor Japonya'da işsizlik. Bizim işsizliğimiz çift haneli oranlarda %10'un üzerinde olunca oldukça hani düşük görünüyor ama yine de kendi içinde tabii ki de önemli bir veri. 2.4'lük verinin 2.6'ya yükselmesi bekleniyor Japonya'da. Hemen ardından yine aynı saatte Tokyo TÜFE endeksi gelecek. Enflasyon verisi 1.4'ten 1.3'e gerilemesi bekleniyor. Ve daha da önemlisi saat 2.50'de sanayi üretimi gelecek. Birazcık daha fazla piyasa etkisi olabilir bunun. %2.5'tan 2.3'e düşmesi bekleniyor. Yani hem enflasyon hem de sanayi üretimi biraz Japon ekonomisinin hızını kestiğine işaret ediyor. Bu yüzden belki yine biraz negatif etkisi olabilir. Cuma günü bizim açımızdan önemli bir veri saat 10'da dış ticaret verisi gelecek ve dış ticaret açığında artışın devam etmesini bekliyoruz. Açılma devam ediyor maalesef ki ithalattaki çok yüksek artış nedeniyle. Geçen sene Şubat ayında 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşen açığın, dış ticaret açığının 5.7 milyar dolar olması bekleniyor. Eğer bu şekilde gelirse son 12 ayın toplam açığı 83.5 milyar dolara yükselecek. 81.5 milyar dolardan ne önemi var diyecek olursanız, cari açımız zaten %6'ya geldi gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak ve dış ticaret cari açın en büyük komponenti, en büyük bileşeni. Dolayısıyla buradaki bir açılma %6'nın da üzerine çıkmamıza neden olabilir gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak cari açıkta. Bu yüzden dikkatli takip edeceğiz ama muhtemelen beklentilere paralel gelecek. Çok fazla sapma olmuyor bu veride. Son olarak saat 11'de Cuma günü turist sayısı gelecek Türkiye'de. %38,5'luk bir artış vardı Ocak ayında. Şubat ayında bu artışın devam edip etmediğini takip ediyor olacağız. Bu da cari açısından çok önemli. Çünkü çok önemli bir döviz girişi turizm gelirleri bizler açısından. Devam ediyor olması önemli. Herhangi bir beklenti yok ama dediğim gibi verilerin seyrine dikkat ediyor olacağız. Çok kısaca, oldukça yoğun bir hafta, çok kısaca piyasa göstergelerine bakmaya çalıştık. Herkese iyi haftalar.